Burası da aspat değil Halil'im, aman bir tez yalısın. Yerime ateş saldı, aman kurşun yarası. Burası da aspat değil Halil'im, aman bir tez yalısın. Saldı aman kurşun Habertürk.com'dan merhaba. Biraz önce dinlediğimiz türkü Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Doçent Doktor. Mehmet Söylemez'e aitti. Habertürk'ün ricasını kırmadılar. Sağolsunlar olsunlar stüdyoya girip bu türküyü söylediler. Bu türkü bizim için çok önemli. Çünkü Türk'ün öznesi kolcular. Bir akademisyen arkadaşımıza teşekkür ettik. Şimdi diğer akademisyen arkadaşımız Yalova Üniversitesi araştırma görevlisi Burak Altınsoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi efendim Behçet Necatigil bazı kitaplar, bazı yaşları bekler diye bir cümlesi vardı. Bazı söyleşiler de bazı zamanları beklermiş. Ben bunu sizin şahsınızda ve çalışmanızda bir kez daha gördüm. Yaklaşık bir sene önce yine bu zamanlarda bu kitabı okumuştum. Osmanlı'da tütün kaçakçılığı, rejikolcuları ve uygulamaları. Çok hacimli, kuşatıcı bir çalışmaydı. Bu çalışmaya imza atan da sevgili Burak Altınsoy. Şimdi efendim çok kısa şu kolcularla bir başlayalım diyorum ama bizim esas perspektifimiz e, genel olarak kaçakçılık, e, reji idaresi, evet. duyunu umumi, Osmanlı borçları. Buralara geleceğiz ama çok kısa şu kol, kolculuk, bizim e, şeyimizde, hafızamızda çok da böyle e, tatlı anısı olmayan ifadeler. Karakola düşmek, Efendime söyleyeyim evet. karakolda doğruyu söyler, mahkemede şaşar. Kız kol, karakolda ayna var, kız kolunda damga var, efendime söyleyeyim ve bir, bir şey daha vardı, unuttum onu şimdi. Ee, evet, bunu fazla uzatmayacağız. Kol ve kolcular. Kol ağası, karakol cemiyeti evet. uzatmak mümkün. Yani kol etimolojik olarak veya kol gezmek, kolcu, bu tabirler Osmanlı Devleti'nde uzunca bir süre kullanılmış. Yani 16. yüzyılda cizye kolcularından tutun da 19. yüzyıla gelene kadar... İşte Rüsumat kolcuları, Gümrük kolcuları, Cizye kolcuları gene aynı şekilde hatta duyun kurulduktan sonra onların da ayrı bir e, güvenlik grubu vardı. Bunlar da kol e, Duyun-Ummiye kolcuları adıyla geçiyordu. E, ve son olarak tabi çalışmamızın özdesi olan reji kolcuları. E, kolcu, didaban anlamında kullanılıyor. Yani kol gezen, güvenliği sağlayan, asayiş sağlayan kişiler anlamında kullanılıyor. Tabi Osmanlı Devleti'nde ee, bakış açısına göre çok olumlu bir e, perspektifi olmadığını da söyleyebiliriz e, halk nazarında. Çünkü e, genellikle insanlarla doğrudan ilişkisi olan ve e, yöntem olarak da genellikle e, sert müdahalelerden çekinmeyen insanlar oldukları için bu insanlar yani kolcu dediğimiz zümre e, halk nazarında çok olumlu bir intibaları yok esasında. Dolayısıyla bu kol gezmek, kolcular deyince e ee, reji kolcuları için de aynı şeyi söyleyebiliriz belki. İnsanların zihninde bir olumsuz intiba oluşuyor. Kısaca bunu söyleyebilirim. Tamamdır. Şimdi gelelim esas konumuza. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun e, tütün üretimi Evet. eski deyişiyle, evet. eski terimle söylersek. E ee, Osmanlı'da işlerin kötüye gitmesi. Evet. Duyunu Umumi 1881. Evet. Borçların bir anlamıyla evet. e, ödeme planına bağlı e, kalmasına ilişkin olarak kurulan bir sistematik evet. yapı. Şimdi Tütün ve Osmanlı. Tütün bu coğrafyaya ne zaman geldi? Nasıl geldi? Hı -hı. ilk tütün ekimi ne zaman yapıldı? E, bu konuda da e, kısa bir değerlendirme. Tabii bir şöyle. Gerçekten. Tütünün Osmanlı heyetine gelmesinin tarihi, çok farklı tarihler söyleniyor. Bununla alakalı e, hem Osmanlı zamanında risale yazan, kitaplar yazan tarihçilerin söyledikleri tarihler var. Bir de günümüz tarihçilerinin ifade ettiği bazı tarihler var. Genel manada 1590'lar, 1600'ler, 1605'ler hatta Peçevi'nin de bununla alakalı söylediği şeyler var. Ee, günümüz modern tarihçilerin de buna yakın tarihler var. Fakat Fehmi Yılmaz'ın Marmara Üniversitesi'nde, Fehmi Yılmaz'ın yaptığı doktora çalışmasında bu tarihin 1570'lere kadar çekilebileceğini söylüyor. Çünkü 1570'lerde itibaren, özellikle e, Osmanlı Devleti'nde bu tarihlerden itibaren bir tütün vergisi alınmaya başlandı ve 1581 olması lazım. 3. Murat'ın e, Polonya e, sefa yani Polonya gönderdiği e, elçinin e, yanında hediyeler içerisinde tütün bulundurması ve aynı zamanda e, Osmanlı satına çok Geniş anlamda 1580'lerde itibaren 90'lara kadar yayılmış olması bize şunu gösteriyor. Tütün aslında tahmin edildiği gibi Osmanlı'ya 1600'lerde falan değil 1570'lerde itibaren gelmiş. Yani tarihi çok daha eski. Peki nereden gelmiş? Tütünün keşfi işte Christoph Kolomb'un Amerika'ya çıktıktan sonra Amerika yerlilerinin bunları bir ayin malzemesi olarak kullanmasından esinleniyor aslında. Ve bunu alıyoruz kendi Avrupa'ya taşıyor. E, mürettebatı vasıtasıyla. Fakat bize gelişinin çok yoğun e, ihtimalle, yani çok büyük ihtimalle İngiltere üzerinden olduğu. Kesin gibi. Çünkü e, yapılan arşiv çalışmalarından gördüğümüz kadarıyla İngiltere'den e, tütünün Osmanlı topraklarına girdiğini biz anlayabiliyoruz. Yani özetleyecek olursak Osmanlı'ya tütünün geliş tarihi 1570 e, nereden geldiyse İngiltere toprakları olduğunu düşünüyoruz. Evet, o zaman şunu e, neredeyse kesinleyebiliyoruz. 16. yüzyılda Kesinlikle. bu topraklar tütünle tanışıyor Evet. ve İngiltere vasıtasıyla geliyor. Büyük ihtimalle, çok yüksek ihtimalle İngiltere vasıtasıyla geliyor. Evet. Tamam. Şimdi e, esas konumuza artık girme vakti. Ve e, Osmanlı'da dönem dönem tütünün tütün içiminin ve dolayısıyla ekiminin de diyebilir miyiz? Diyebiliriz. E, Yasaklanmış. Evet. Yasak olunca da ne oluyor? Bir başka Cazip sektör gibi. doğuyor. Kaçakçılık. Evet Şimdi bu, bunu da bir parça açmanızı rica edeceğim. Kaçakçılık nasıl başlıyor? Şimdi e, rejiyle de bunu bağlayacağız. Bağlayacağız. Şöyle, 1609'dan itibaren tütünün ilk defa yasaklandığını biliyoruz biz Osmanlı coğrafyasında. Hangi gerekçelerle? Birinci Ahmet zamanında. Şimdi tütün, biliyorsunuz şimdi kahveneler Osmanlı Devleti'nde çok böyle... Hoş ee, bakılmayan. Bakılmayan. Bir mekan. anlamıyla örgütlülüğe evet, açık olan, muhalefete açık olan. Kesinlikle yerimiz. öyle. Muhalefet yapılan nadi yani insanların toplandığı birkaç mekandan birisi. Dolayısıyla insanlar toplandığı zaman yönetime karşı muhalefet mekanizmasının da hareketlenmeye başladığı mekanların başında kahveneler geliyor. Evet. Şimdi kahveneleri de cazip kılan e, şeylerin başında tütün var. Dolayısıyla tütün bir yönüyle aslında insanların e, şimdi Osmanlı bir merkezi yönetimiyle temayüz etmiş bir devlet. Yani ne kadar güçlü olduğunu padişah gücüyle endeksleyebiliriz bir yönüyle. Klasik dönem için konuşacak olursak. E şimdi kahvehaneler, e, insanlar toplanıyorlar, kahvehaneler yasaklanıyor ve bunların insan yani kahvehanelere insanların toplanmasına bir gerekçe olarak da tütün var başta. E, tütün de yasaklanıyor haliyle. İlk defa 1. Ahmet zamanında 1609'da bu gerekçeyle yani insanlar tütün kullanıyorlar ve kahvehaneye gidiyorlar ve bu gerekçeyle de tütün yasaklanıyor. Daha sonraki 1611, 13, 14 yıllarında peyderpey gene yasaklandığı zamanlar oluyor. En ciddi kısıtlama tabii ki 4. Murat zamanında biliyorsunuz. 4. Murat'ın bu konuda çok e, cebri yöntemler de kullandığını biliyoruz bir tütün kullananlara karşı. E, idam cezasından e, korkmayan, yani korkma tabii ki olmaz ama yani idam cezası uygulamaktan çekinmeyen bir e, padişah olduğunu da biliyoruz tütün kullananlara karşı. Fakat 1649'da Şeyhülistan Bahai Efendi'nin e, gelmesiyle beraber ki kendisi de tütün kullanan birisi biraz tütünün kullanımı yumuşamaya başlıyor. Şeyhülistanların padişahlar üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurduğumuz zaman. E, ve bir yönüyle e, dediğiniz gibi yasaklar kaçakçılığı da doğuruyor aslında. Çünkü bir şey yasaksa ve talep varsa o şeye o şeyi kullanmak isteyen insanlar bir çözüm bulmak zorundalar. Bastırılan geri dönüyor bir evet, şekilde. bastırılan geri dönüyor ve kötülüğün de bağımlılık yapan bir madde olduğunu bildiğimiz için bir yönüyle. Haliyle insanlar yasaklanmış olan şeyi bir şekilde ulaşmaya çalışıyorlar. E şimdi devlet kanalıyla bu gerçekleşmeyince belli tarihlerde bu durumda da bunun kaçak yöntemlerle elde edilmesi durumu söz konusu oluyor ki Osmanlı Devleti'nde aslında ilk yasağın yani 1609 yılının ilk tütün kaçakçılığının tarihi olduğunu da söyleyebiliriz biz. Yani yasak kaçakçılığı da doğurmuş diyebiliriz. Yani Osmanlı tütün kaçakçılığının 17. yüzyılın başına kadar götürebiliriz. Bizim kitabımız tabii ki 19. yüzyılı baz alarak reji, reji idaresi ve kolcularına baz alarak işliyor ama tarihine eğer konuşacak olursak tütün kaçakçının 17. yüzyıl başına kadar götürebiliriz. Tabii. Şimdi öncelikle burada e, ikili bir soru soracağım. Bir, e, evet e, kahvehanelerin muhalefete e, zemin hazırlıyor olması merkezi iktidarın e, hoşnutsuzluğuna yer açıyor diyorsunuz ama sizin kitabınızda ben çok dikkat çekici bir başka şey buldum. Mesela kadın ve çocuk tütün kullanıcılarından bahsediyorsunuz. Yani sadece kahvehane, kahvehanelerde de sınırlı değil bu iş. Evet. Demek ki Osmanlı Sevmiş bu işi, evet. tütünü sevmiş evet. e, sosyolojik olarak. Bunu yabancı basında da görebiliyoruz. Hı hı. Yani yabancı basında da Osmanlı Devleti'nin tütünden topladığı vergilere düşüklüğü, yani çok az miktarda vergi topladığı konuşulduğu zaman e, argüman olarak şu öne sürülüyor. Deniliyor ki Osmanlı'da kadınların ve çocukların bile bu kadar yoğun olarak tütün kullandığı bir memleketten nasıl olur da bu kadar az bir vergi toplanır? Güzel. Ama orada e, parantez içinde şunu söylüyor çocukların ve kadınların bile kullandığı yani bu kadar yaygın kullanılan bir toplumda neden bu kadar az vergi toplanıyor? Yani aslında orada vergiyi vurguluyor ama bizim oradan çıkarıp o bilgiden çıkartacağımız nokta kadınların ve çocukların da çocuk yaştaki kişilerin de Osmanlı Devleti'nde tütün kullandığını. Esasında tütünün az önce söylediğim gibi Amerika yerleri tarafından ayin malzemesi olarak kullanılması. İlaç olarak. Aynen öyle Avrupa ilaç olarak gelmesi vesaire ama esas kullanım alanı Osmanlı Devleti'nde bir işte bağımlılık yapan bir zevk maddesi <laughs> olarak. Evet, aynen öyle. Tam olarak kelime karşılığı bu. Yani bu amaçla kullanılıyor tütün ve çok da yaygın kullanılıyor Osmanlı'yetinde. Haliyle az önce söylediğimiz yasaklarda kaçakçılığı doğuruyor. Peki, kaçakçılık şimdi o zaman biraz sonra açacağımız ayıngacılık yani onun ama dedesi dravacılık. Evet. Yani e, biraz zorladım kelimeyi. E, kaçakçılık başlayacak. Evet. Ama şimdi biz o kaçakçılığa gelmeden önce, bu bugün de hep ondan önce, ondan önce diyorum ama konu o kadar iştah açıcı ki bir türlü şey yapamıyoruz. Şimdi efendim, 1880 yani ne oldu? Evet, 19. yüzyılda Osmanlı maliyesi artık çöküş içerisinde, duyunu umumi kuruluyor. Osmanlı'nın en önemli kalemlerinden, gelir kalemlerinden bir tanesi de kötü. Evet. Ee, borçların tahsili için e, duyunu umumiyede Osmanlı Bankası ve iki banka. Evet. E, bizde çok yanlış bilinir Osmanlı Bankası Türk müteşebbislerin olduğu veya Osmanlı müteşebbislerin olduğu söylenir ama yabancı bir bankadır evet. sonuçta. Üç bankanın bir ortak e, şeyiyle, girişimiyle e, reji idaresi kuruldu, kuruluyor diyebilir miyiz? Yani şöyle reji idaresinin kurulmasını tabii ki Osmanlı borçlarıyla ilintili olduğunu siz de söylediniz. Durum tam olarak söylediğiniz gibi. Osmanlı Devleti'nin e, uzun süren savaşlar neticesinde ekonomik olarak sıkıntıya düştüğünü biliyoruz biz. Bunun başlangıcı 19. yüzyıl değil tabii ki. Daha eskiye dayanıyor bu. Final yani. yani işte evet bir finali seçim. 19. yüzyıl evet. diyebiliriz belki. Ve e, Osmanlı ilk etapta aslında meseleyi iç borçlarla halletmeye çalışıyor. Yani Galata Bankerlerinden ve diğer hatta kendi bulduğu yöntem esam sistemiyle, malikane sistemiyle, iltizam sistemiyle vesaire kendi iç borçlarıyla bu meseleyi çözmeye çalışıyor. Yani mali buhranını bu şekilde aşmaya çalışıyor. Fakat 19. yüzyıla geldiğimizde artık hem iç kargaşalar hem de dışarıyla yapılan savaşların uzun sürmesi ve çok cepheliliği artık mali buhranı içinden çıkılamaz bir hale getiriyor ve ilk dış borç Kırım Savaşı sırasında alınıyor. Yani 1853-56 Kırım Savaşı'nda 1854 yılında ilk dış borcunu Osmanlı Devleti almış oluyor. Toplamda da Duyun kurulana kadar zannedersem 15'e yakın hatta 20'ye yakın borç alıyor ki totali bunun toplamda 258 milyon lira civarı ama eline geçen 160 milyon civarı yani kesintiye uğrayarak alıyor bu borçları. Şimdi borçlar tabii ki hani borç alan emir alır diye bir söz vardır malumunuz. Şimdi siz borç aldığınız zaman ister istemez size borç veren devletlerin ve bu devletlerin bağlı olduğu işte şirketlerin sözlerine dikkat almak durumunda kalıyorsunuz. İster istemez. Hele ki bir de askeri anlamda da zayıfsanız, mecburen bir öneyle onların taahhüt altına ekonomik taahhüt altına girmiş oluyorsunuz ki maalesef Osmanlı'nın başına gelen de buydu 19. yüzyılda. Osmanlı aldığı dış borçlar karşılığında bir yandan bir yerden sonra artık faizleri bile ödeyemez duruma düştü ki 1875 yılında konkordato ilan etti. Yani ben artık ödeyemiyorum borçlarımı deme noktasına geldi. Fakat işin içinden bir önüyle şu şekilde çıkmaya çalıştı. Önce Rusumi Sitte adında 6 tane vergiyi inhisar altına aldı. Yani tekel altına aldı. Ee, ve bu 7 vahit. 7 vahit aynen evet. öyle. Bu 6 tane vergiyi içinde tütün vergisi de var. Hı hı. Borçlarına kanalize etmeye başladı. Fakat Rusumi Sitte'nin başarıya ulaşacağında yabancı şirketler, yabancı devletler çok ümit var değillerdi. O yüzden Rusumi Sitte'nin kurulmasını ve bu toplanan vergilin iç borçları işte finanse etmesine çok fazla Ses çıkarmadılar. Fakat Rusya'nın da başarılı olunca bu sefer yabancı devletler dedi ki e, biz de sana borç verdik. Bizim verdiğimiz borçları da ödemen gerekiyor. Ee, Osmanlı işte önce iç borçları ödeyeceğim falan diye böyle bir siyasi hamle yapınca hemen e, baskı uygulamaya başladılar Osmanlı'ya. Ve ister istemez Osmanlı da 1881 yılında Muharrem ayında Muharrem kararnamesini kabul etmek zorunda kaldı. Ki e, birçok vergi kalemini e, Osmanlı devleti borçlarına karşılık olarak Göstermek zorunda kaldı. Bunların içerisinde en önemli gelir kalemi olan tütün vergisi de vardı. Böylece tütün aslında duyun Umumiye denilen Muharrem Kararnamesi ile kurulan ve Osmanlı'nın vergilerini kontrol eden, vergi gelirlerini kontrol eden dış borçları temin etmek ve finans etmek için Duyun-i Umumiye'nin inhisarı altına yani tekel altına girmeye girdi 1881 yılında. Fakat duyun Umumiye Nizamnamesi hazırlanırken şöyle bir küçük madde eklenmişti oraya. Üçüncü Aslında maddeden bahsediyorum. Yok, Yok, o üçüncü madde rejim niyaznamesinin e, tamam, madde de. Duyunumiyenin içerisinde 11. madde olması lazım zannedersem. Nizamnameye şöyle bir madde eklendi. Tütün ve tuz vergileri ayrı bir şirkete hmm. aktarılabilir. Hmm. İsim vermiyor ama Aha. tütün vergisinin ve tuz vergisinin ayrı bir şirkette Duyunumiyenin kardeşi olacak için de söylüyorum. Bir şirkete aktarılabileceğine dair bir madde eklendi oraya. Oy. Bu madde çok önemsenmedi başlangıçta. Evet. Fakat Duyunumiyenin ee, söylediği şey tuz için yapmadı ama tütün için yaptı. Tütün için tütün vergilerini kontrol edecek reji şirketi. Memaliki Şahane Duhanları Osmanlı Reji İdaresi denilen bir şirketin kurulmasını sağladı. Osmanlı buna ilk başta karşı çıktı. Tütün bize ait bir gelirdir. En azından sizde hani duyunulmayanın kontrolünde kalsın dedi ama buna muktedir olamadı ve reji idaresinin kurulmasına da engel olamadı. Tarih 1883. Yani 1883 yılında Osmanlı Devleti'nin bütün tütün gelirlerini, Tütünü toplama, tütünü satma, tütünü imal etme, tütüncülere kredi temin etme gibi tütünle alakalı bütün... Tütünü ekme hakkını verme. Aynen öyle tam olarak ruhsatname hakkı verme gibi bütün hakları reji şirketi bünyesinde toplamış Topladı. oldu. Yani tütün aslında tekelleşmiş oldu Tekelle. reji şirketinin. Tabi az önce söylediğim gibi bunun Osmanlı dış borçlarıyla bağlantısı da bu zaten. Yani duyun kurulmasaydı, Duyun-Ummiye'nin kardeş şirketi olan reji kurulmasaydı tütün Osmanlı'da kalmaya devam edecekti. Ama evet. e, dış borçlar Duyun-Ummiye'yi, duyun, duyun reji şirketini doğurdu reji şirketi de haliyle Osmanlı tütünlerini e, inhisar altına almış oldu. Dediğim şeyleri yani ekme, e, bunları işte satın alma, satma gibi bütün her şeyi reji şirketinin e, yedi vaidinde toplamış oldu diyoruz. Peki şimdi rejiye geldik. Evet. Şimdi reji e, kaç sene fa, e, rejinin faaliyeti 1883 resmi kuruluş tarihi 1925 yılı kaç, resmi olarak kaç evet. sene oluyor orta her iki tarih arasında kaç sene Yani 83 17 e, işte 43 yıl filan şey. 43 evet yani Peki. yarım hani yarım asırlık bir şeyi var yani, Mazi, yani. şey var yani Reje'nin mazisi mazisi var. Müktesebatı var evet, diyelim. Peki şimdi e, bu Rezi idaresi İdaresi ve Kolculuk evet. Kurumu. Bu kolculardan biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Hı -hı. Kolcular konusu önemli çünkü. Evet. Yani ne devlet güçleri, evet. efendime söyleyeyim ne şey paramiliter, arada kalan bir bir konum var, bir ara konumda e, yer alıyor. Bu kolcular e, kimdi? Kimlerden oluştu? Neler yaptılar? Şimdi asıl noktamıza geldik herhalde kolcu meselesi. Şimdi reji şirketinin nizamnamesinin üçüncü maddesi Heh, de şu. Meşhur üçüncü evet, maddesine geldik. Üçüncü madde bu. Ee, üçüncü madde şunu söylüyor. Osmanlı Devleti'nde tütün kaçakçılığını önleme vazifesi reji şirketine aittir. Ve bu vazifeyi kendi kurduğu birliklerle sağlayabilir. Yani işin Türkçesi şu. Reji şirketi kaçakçılığı engelleyecek. Kendisine yüklenen misyonlardan bir tanesi de bu. Reji şirketinin nizamnamesinde yer alan misyonlardan birisi kaçakçılığı engellemek. Peki bunu nasıl yapacak? Şimdi reji şirketi yabancı menşeili bir şirket. Osmanlı Devleti'nin en büyük şirketi bu arada. Yani neredeyse 15 bin çalışanı var kolcular dahil olmak üzere 1900'lerin başında. Vedat Eldem'in verilerine göre 15 bin çalışanı var. Şimdi kaçakçılığı engelleyecek de mazisi 17. yüzyılın başına kadar giden bir şeyden bahsediyoruz biz. Yani 200 yıldır Osmanlı, evet, Osmanlı toplumunun bir kaçakçılık müktesebatı var sizin deyiminizde. Şimdi 200 yıllık bir kaçakçılığı engelleme vazifesi hele ki böyle karışık bir dönemde hele ki yabancı bir şirketi tevdi edildiği takdirde işin içinde bazı olumsuzlukların yaşanacağı çok belliydi. Zaten benim savunduğum şey de şudur. Rejil nizamnamesi hazırlanırken Nizamname aslında rejiye yapabileceklerinin çok üzerinde misyonlar yüklemişti. İşte e, bütün tü, tütünleri satın alma. Şimdi rejinin böyle bir mali şeyi yok. Yani bir gücü yok yani. Yok. Bütün tütünleri satın alamaz Osmanlı topraklarındaki. O yüzden ne yapıyor mesela? Almak istediği verimli topraklardaki tütünleri alıyor. Diğer yerlere ruhsatname vermiyor. E ama şimdi diğer yerlerde de tütün ekenler var. E onların tek satabileceği yer... Eğer tüccara satmıyorsa reji. E ne yapacak bu adamlar? Şimdi e, kargaşa e. çıkıyor. Evet. E, ruhsatname vermeyince bu adama da kaçakçı diyorsun sen. Hı hı. Yani ruhsatname vermediğin adama kaçakçı gözüyle bakıyorsun. E, kolcularını salıyorsun bu adamın üstüne. Bu adam sanki e, hani kaçak bir şey. Yani atıyorum rejiye vermek istese bile veremiyor. Çünkü ruhsatname vermiyorsun sen en başında. E, yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Nizamname hazırlanırken reji şirketi de yük yani kendisinin yapabileceği şeyden çok fazla bir misyon yüklenmişti. Bunlardan bir tanesi de kaçakçılığı engelleme vazifesiydi. Şimdi kaçakçılığı engellemek tek başına rejiye verildiği zaman sen şunu demiş oluyorsun. Sen eline silahlı birlikleri yani kur, teşkilatını kur kaçakçılığı engelle. E ne olacak şimdi? Kaçakçı bir kere kaçakçı dediğin kim? Öyle bir mesele de var. Yani sen şimdi ruhsatname vermediğin adama kaçakçı dersen bu adam da der ki ben kaçakçı değilim. Niye beni kaçakçı gözüyle bakıyorsun? Ben öteden beri tarım mı yapıyorum? Tütün ekiyorum ben. E sen şimdi e, hadi onu geçtim. Yani adam belki ruhsatnamenin varlığından haberdar değil. E sen şimdi ambar yapmadığın yerlerde Ambar yapmak zorunda mesela reji şirketi tütünlerini korumak için. E bir yerde ambar yapmıyorsun. Adam sana tütününü getiremiyor mesela. Sen diyorsun ki bu adama kaçakçı. E sen ama ambar, yani reji şirketi olarak sen vazifeni yerine getirmedin. Ama bu adama kaçakçı dedin. Hatta içen bile kaçakçı oluyor. Evet. Dün hatta, geliyor. hatta yarım dönümden küçük yerlerde tütün ekenler bile kaçakçı gözüyle bakılıyor ki evet. Osmanlı devleti'nde yarım dönümden küçük yerlerde tütün ekildiği vaki. Dolayısıyla sen bunlara kaçakçı gözüyle bakarsan Osmanlı yani çok muğlak aslında kaçakçı tabi tanımı. Ya yani kime kaçakçı diyeceksin? Hatta e, Maliye Nazırı da e, evet, evet o o, o anekdotu da anlatmanızı rica edeceğim. Evet. Ya. Yani bir ziyarete geliyor Evet e, meşhur müdür Lürenbert. Mü, rejinin müdürü evet, şey, genel, genel müdürü, müdürü evet, evet. E, maliye nazarı e, isim ismi neydi maliye Nazırı'nın? yani ismi yazmaza şey, gelmedi kitapta. evet geliyor onu ziyarete geliyor Aha. bir bakıyor ki cebinde kaçak tutumu evet. var yani şey için gidiyor aslında <laughs> Lürenbert. Ha. kaçakçılar karşı ne yapabiliriz <laughs> diye gidiyor <laughs> gitti adam cebinden kaçak çeker, sigara çıkarıp içmeye başlıyor De, şimdi evet. bu kadar yaygın Osmanlı toplumunda haliyle sen şimdi kaçakçılığı nasıl engelleyeceksin? Yani senin medet umduğun kişiler veya atıyorum nizamnamede şey maddesi de var. Osmanlı kaçakçılığı engellemek için Osmanlı güvenlik güçlerinin de reji şirketine ve kolculara destek vermesi gerekiyor. Muavenet. Muavenet aynen yardım etmesi gerekiyor. Hı hı. Ama bakıyorsun bunlar kimler olabilir bunlar? asakir Şahane olabilir, jandarma olabilir, polis, polis olabilir, olabilir belki. Ya. Ama bakıyorsun... Bunlarda da kaçak tütün olayı var. Evet. Bunlar da kaçakçılık yapıyorlar. Evet. Tütün kaçakçılığı evet. yapıyorlar. E haliyle sen şimdi yardım beklediğin kişi de maliye nazırı olsun veya işte asakir işhane olsun hiç fark etmez. E bunlar da kaça, yani kaçak tütün tüketiyorlar veya satıyorlar. O konuya geleceğiz. O çok ilginç bir konu çünkü. Evet. Şimdi peki bu kolcular ve zulümleri. Evet. Ne yapıyor bu adamlar? Böyle yani bunların e, etnolojik şeyi nedir? E, profili nedir? Bir de ben okurken şöyle, bu aşırı yoruma girebilir, bu bu riski göz alınarak söylüyorum. Böyle yeni ile biraz karşılaştırır gibi oldum. Hani onların da bağları yoktur ya Hı -hı. E, görev alanlarında alınmıştır işte. efendim. Evlenmezler ve evlenmezler Hı -hı. memleketlerinden uzak coğrafyalarda Hı -hı. E, görev Hı -hı. ifa ederler. Hı -hı. Bu, bu aşırı yorum olabilir ama bu, bu, bunu bir parantez içinde söyleyip devam edeyim. Bu kimlerden oluşur Hı -hı. ve bu, bu insanlar neler yapmıştır? Ve ya ondan şimdi, sonra da ayıngacılara geleceğiz. Evet. Tamam. Yani şimdi şöyle reji kolcuları dediğimiz gibi e, tekrar söylemekte fayda var. Net oturması adına. Reji şirketinin kaçakçılığı engellemek için kurduğu silahlı bir yönüyle paramiliter gruplar. Paramiliter. Re, reji dediğimiz grup tamam. bunlar. Sayıları 3600 civarlarında başlangıçta 1887 yıllarında. 1900'lerin başlarında da 1899'da da 6500'e kadar çıkıyor sayıları. Şimdi... Bunların vazifesi ne? Bunların vazifesi kaçakçılığı engellemek. Ama az önce söyledim ya kaçakçı kim? Bunun bir muğlaklığı var ya. Haliyle reji kolcuları da e, kendilerince bunları yorumlayarak kaçak gördükleri veya öyle olduğunu düşündüğü şeyleri yorumlayarak insanlara cebri yöntemlerle, cebir kullanarak müdahale ediyorlar ve kaçakçılığı kendi yöntemleriyle engellemeye çalışıyorlar. Şimdi bunların çoğunluğu Osmanlı tebaası. Yani neredeyse tamamı Osman tebaası. Yüksek bir miktarda Müslümanlardan oluşuyor. Ama ilerleyen zamanlarda Ermeni kolcular filan da işin içine giriyorlar. Rum kolcular da var. Ee, köken olarak da işte Abazalardan, Gürcülerden, Çerkezlerden, hatta Çerkezlerden işte e, hatta çok küçük bir e, Yahudi kolcu da olduğunu arşiv belgelerinde gördüm. Yani farklı etnik kökenlerden oluşuyorlar bunlar. Ve sosyokültürel olarak daha toplumun alt kesiminden seçilen insanlar. Neden peki farklı yani farklı kimliklerden oluşuyorlar. Çünkü müdahale etmeleri gerektiği zaman atıyor bir kaçakçı gördü. E, bu illa silahlı olan bir kaçakçıdan bahsetmiyorum. Yani ayıngacıyı kastetmiyorum. Kaçak tütüneken biri de olabilir. O yörenin insanı olursa eğer müdahale etme konusunda tereddüt yaşayabilir belki. Dolayısıyla bu insanlar farklı etnik kökenlerden seçiliyorlar ki e, müdahale etme konusunda hiçbir tedirginlik yaşamasınlar ve Cebri yöntemleri konusunda da geri adım atmasınlar. Reji bu yüzden e, farklı etnik kökenli insanları seçiyor. Peki bunları Osmanlı Devleti mi seçiyor? Hayır. Reji şirketi seçiyor bunları. Bu seçim tamamen reji şirketi ve Osmanlı Devleti sadece e, bir tasarrufta bulunamıyor ama bir tavsiye niteliğinde şeyler söyleyebiliyor. Mesela... Sabıkalı insanlar genelde buralarda çalışıyor. Yani geçmişi karanlık insanlarda çalışan insanlar var çok fazla. Osmanlı bunda bu konularda mesela diyor. Yani sen bu adamlarla çalışıyorsun da bunlar yani vurmaktan, kırmaktan çekinmeyen insan. Biraz daha böyle hani düzgün profilde insanlar tırnak içinde söylüyorum. Bunları seç bari diyebiliyor. Yaptıkları zulümler derken şöyle evet gerçekten oraya gelmeden çok <laughs> az da para alıyorlar aslında değil mi bunlar? Çok, güç, çok Yani güçlü neredeyse para. karın karın tokuna evet, çalışıyorlar. 200 kuruş ve hepsinin şeyi eee ideali bir ambar memurluğuna kapı atmak. Evet, bir yönü yani öyle. daha formal ve evet. e, garantili bir Evet, evet. Hatta göre. işte e, 200 kuruş civarı, 250 kuruş civarı bir maaş alıyorlar. Bu çok hani Osmanlı güvenlik güçlerinin genelde aldığı bir maaş ama hı hı. E, bir tık daha aşağısında kalıyor. E, ve Bunlar emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kalıyorlar aslında. Dediğiniz evet. gibi ambar memurluğu vesaire gibi ilerleyen yaşlarda bile bunu yapmak zorunda kalıyorlar ee, ve dediğim gibi toplumun sosyokültürel olarak biraz da alt kesiminden insanlar genellikle seçiliyor. Evet diyebiliriz. Evet zulümlere gelirsek yani kötü muamele, eziyet, işte ceza. Evet rejik olcuların halka karşı muamelesi'nin çok da iyi niyetli, çok da yumuşak olduğunu söylemek zor. Hı hı. Şimdi kitabı yazarken tabi arşiv belgelerine hareket ederek bu kitap ortaya çıktı. Daha ortada kalmaya çalışarak meseleye yaklaşmaya gayret ettik ama arşiv belgeleri, literatür, yerel basın bunların hepsini topladığımız zaman reji kolcularına karşı olumlu izlenim diyebileceğimiz neredeyse hiçbir emare yok. Sadece birkaç yerde reji kolcularının yoldan geçerken birilerinin hayatını kurtardı. işte kuyuya düşen birilerini kurtardı ve bunlara işte madalyalar verildi, taltifler verildi gibi birkaç Stahis'le bahseden şey var. Ama onun dışındaki neredeyse bütün evrak kolcularla Ayıngacıların mücadelesi ve kolculara karşı, kolcuların yaptığı olumsuzluklara nazara veren şeyler. Dolayısıyla kolcu dediğimiz şeyin hem Osmanlı bürokratik karşılığı, bürokrasisindeki karşılığı hem de Osmanlı halkındaki karşılığı çok olumsuz aslında. Yani menfi bir karşılığı var. Peki halk kolculara karşı nasıl? Yani o zul onlar zulüm yapıyorlar ya Hı -hı. Yani tırnak içinde söylüyorum bir şiş ama. hikayesi vardır. O çok e, evet. trajik bir hikayedir. Yani işte aranırken yolda bir arabayla at arabasıyla giderken Hı -hı. kolcu e, arama yaparken o çuvallara yorganlara şiş tabii, batırarak tabii. değil mi? Tütün tabii. kontrolü yapıyor. Yani şöyle örnekleri vermeye kalksak reji kolcularının halka karşı zulümlerine çok çarpıcı örnekler var. Evet. Yani işte e, yoldan geçen kişilerin bir kere gasp çok sık hı hı. uyguladıkları bir şey yani tütün kaçak tütün bahanesini öne sürerek gasp etme çok yaygın halka karşı. İstismar şeyi çok, açık ucu evet, açık ucu açık çünkü kaça yani bu kaçak tütün demenin önünde bir engel yok hı. yani bir de herkes de hemen hemen tütün olduğu için dedik yani konuşmamızın başında sık kullanılan bir şey hı hı. E, haliyle sen müdahale etmek istesen veya birine işte bir zulüm yapmak istesen buna gerekçe çok kolay bulabiliyorsun. Yani tütün kullanıyor insanlar. Dolayısıyla hı hı. E, gasp, haneye tecavüz, işte hırsızlık, kaçakçılık. Bakın enteresan. Kendisi de kaçakçı. Evet yapıyor, evet. Değil İnsan kaçakçılığı yapıyor, tütün kaçakçılığı Tütü. yapıyor. Tabii. Çok ilginç. E, bunlar da reji kolcularının halka karşı yaptığı olumsuz uygulamalar. Hı hı. Yani mesela birinin hanesine giriyor. Şimdi haneye girmek çok Osmanlı. ...çok yani zor bir şeydir. İmam ve... Evet evet şey, aynen öyle. İmamla yani muhtar, muhtarı almak evet, zorunda yanında. Yani yanında bir kere arama kararının olacak ruhsatname... Hı hı. ...ve imam ve muhtar olacak. Bir güvenlik gücünün birinin evine girebilmesi için. Kolcu bunu umursamıyor. Yani biraz da herhalde reji şirketinin arkasında olması... ...çünkü reji şirketi gerçekten çok... ...kolcularını savunan hı hı. bir yapıya sahip. Olumsuzluklarında bile savunuyor hatta. Birinin evine giriyor mesela bir örnekte aklıma geldi şimdi. Hamile bir kadın var darp ediyor mesela hamile kadını. Çocuğunun düşmesine sebep oluyor. Hmm. Veya e, daha çarpıcı örnekleri var. Bir tane erkek çocuğuna tecavüz etmeye çalışırken hmm. e, bıçakla erkek çocuğu onu bıçaklıyor ve öldürüyor kolcuyu. Arşiv belgesinde var bu. Kitapta da yazdım. E, veya birinin boğazına, yerel basında geçiyor bu. Birinin boğazını işte sıkıyor iple ve sıktığı zaman bunun işte kulaklarından işte şeyler geliyor, kanlar geliyor kanlar. vesaire filan. Şimdi örnekleri çoğaltabiliriz. Gerçekten hmm. Cevir konusunda hiç tereddüt etmeyen insanlar bunlar. Vurma Gander konusunda. adamlar. Evet. Yani. evet. Bir yönüyle öyle. Evet. Ee, şimdi ortada bir iyi niyet zafiyeti olduğu zaman halkın da bunlara karşı çok yumuşak davranmadığını söyleyebiliriz. Gücü yetemeyenler şikayet mekanizmasını kullanıyor. Dilekçeler, istida diyoruz biz bunlara veya arzu haller. Bunu idareye, hükümete ya vilayete ya işte ulaşabiliyorsa saraya vesaire ulaştırmaya çalışıyor. Ama bunun bu tabii işte... Çiftçinin vesaire kişilerin yöntemi. Ama iş mesela eline silah alabilecek kişilere geldiği zaman o zaman işin rengi değişiyor. Bu sefer e, silahlı bir çatışmaya dönüşüyor. İşte mesela. ayıngacılara geldik. Aynen. Yani ayıngacılar tütün kaçakçıların e, ismi. Evet. Ondan önce dravacılar vardı. Evet. Geldik ayıngacılara. ayıngacılar. Ayıngacılar e, e, ne yapıyor? E, tütünü alıyor. Evet. Vergiden bir anlamıyla tabii ki evet. muaf durumunda. Bunu iç piyasaya e, evet. sunuyor, kaliteli tütünü sunuyor. Çünkü evet. reji kalitesizi iç piyasada bırakıyor, en evet. kalitelileri ihraç ediyor. Evet, aynen öyle. Bu ayıngacıların e, fonksiyonunu biraz daha açar mısınız lütfen? Ayıngacılar dediğiniz gibi Osmanlı Devleti'nde silahlı tütün kaçakçıları. Yani gerçek anlamıyla işi bu olan adamlar, tütün kaçakçılığıyla uğraşan. Bunlar kıl çuvallara doldurdukları e, tütünleri ya pazarlarda, ya at üzerinde hanelere giderek bazen key, yani kendi isteğiyle insanları bazen de zorla e, insanlara satıyorlar. Şimdi Osmanlı toplumunda gerek türkülere, gerek işte e, şeylere baktığımız zaman bunlara karşı çok olumlu bir yaklaşım sempati var. Sempati İşte var. Halil, halil, Halil. Evet. Halil'de evet, bir ayıngacı evet, son tahlilde evet, değil evet, mi? Evet. Evet. Son tahlilde öyle. Eee evet. Çökelek türküsünün meşhur <laughs> e, öznesi. Yani şimdi ayıngacı dediğimiz insanlar halk karşılığında olumlu nazarlarının olması yani olumlu bir bakış açısının olması. Hatta kahramanlık kahraman, mertebesini evet, yükseltiliyor. Evet mertebesini yükseltiliyor. Aslında şöyle anlayabiliriz bir yönüyle. Şimdi bu adamlar zulüm yapan tırnak içinde kolculara karşı mücadele eden insanlar. Yani bir yönüyle halkı kurtarıcısı gözüyle bakılıyor. Bir bu. İkincisi rejinin almak istemediği tütünleri alıyorlar bunlar. E şimdi bunlar tütünleri alıyorlar. Bir vergi vermedikleri için veya işte ne bileyim bir masraf çok yoğun bir masrafları olmadığı için bir şirketi olmadığı için bu dravacıların veya ayıngacıların halktan hem kaliteli tütünleri alıyorlar hem de halka kaliteli tütünler satıyorlar ve uygun yani uygun fiyata, fiyata satıyorlar. satıyorlar. Çünkü evet. vergide devlet aradan bypass ettikleri için evet. uygun fiyatlı bir şekilde halka kaliteli tütün satıyorlar. Yani halk o dönemki insanlar şöyle düşünüyorlar. Bu adamlar hem bize zulmeden kolcularla mücadele ediyorlar hem bize ürünümüzü tütün... alıyor. Ürünümüzü alıyor, satın alıyorlar, kurtarıyorlar bizi rejiden. E çünkü burada çiftçi de çok mutlu. Yani ruhsatname uğraşmıyor, ambarla uğraşmıyor, reji memuruyla, kolcusuyla uğraşmıyor. Veriyor şeye. Ürünü zayi olmuyor. Zayi olmuyor aynen öyle. Veriyor işte ayıngacı. Ayıngacı da bunu alıyor parayla. Kalitelisini o yüzden veriyor zaten. Tamam. Yani rejiye vermiyor, ona ayırıyor. Ayıngacıya ayırıyor. E, gerçi rejiye verse bile reji onu dediğiniz gibi ihraç ediyor iyi olanları. Yani iç piyasayı daha kötü, daha ki bu da bir bahis Ayrı bir bahis. Hı hı. Yani içinde çöpler, demir, çubukları hı hı. vesaire kötü tütünleri hı hı. iç piyasaya sürüyor. Hı hı. Kalın kaba kağıtlara sarılmış falan. Evet. E şimdi halk nazarına baktığımız zaman ayıngacıların böyle bir fonksiyonu olunca hem işte kurtarıcı pozisyondalar hem de iyi ürün satan ve ucuza satan insanlar pozisyonunda. Bir de veri nimeti olmuştur. Evet ondalar. evet aynen öyle. Haliyle de bu noktada ayıngacılara karşı çok olumlu bir intiba söz konusu. Yani... Bunu da aslında anlamlandırabiliriz. Biraz şey meselesi de var. Okuduğum kitaplarda, bu konuyu bahseden kitaplarda... Bir, hani e, tütün kaçakçılarının, işte ayıngacıların... E, milli bir yönünün olduğu da söyleniyor. Yani işte yabancı bir şirkete karşı kurtarıcı pozisyonunda gibi de a, a, Yani a, zorlarsak anti-emperyalist bir karakter Gibi, evet, zorlarsak evet. bunu da söyleyebiliriz. Evet. Ya yani böyle bir e, güç olduğuna dair söylemler var. Dolayısıyla ayıngacılar bu yüzden çok seviliyor ve insanlar da tütün kaçakçılığını bu yüzden destekliyor denilen bir şey var. Ama tek başına bu gerçeklik payı var ya doğru ama tek başına bunu da izah etmek zor. Çünkü farklı sebepleri de var tütün kaçakçılığının. Yani insanların işte bu işten para kazanmaları, rejiyle uğraşmak istememeleri vesaire, işte rejinin uygulamaları, olumsuz uygulamaları. Bunların yani topladığımız zaman aslında Osmanlı Devleti ve geçmişi de olan bir şey tütün kaçakçılığı konuştuk konuşmamızın başında. Haliyle 17. yüzyılın başından beri gelen tütün kaçakçılığı meselesi reji şirketiyle beraber zirvesine ulaşıyor. Yani şöyle söyleyeyim size çok basit olarak 6 milyon kilo yasal tütün bunu varken so sormaya hazırlanıyordum. 12'ye 6 oranı. Evet. evet. 12 kaçakçıların mesela. Danut bu bu, bu Bunu tam açar mısınız? O okurlarımızın tam e, anlaması açısından. Ya yani, Danut Quart kitabında evet. e, bu veri geçiyor. Bu e, Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direniş. Osmanlı Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direniş adlı kitabında. Evet. Yıllık üretimden evet, bahsediyor. Bir yıllık üretimden evet. Bir yıllık üretimden bahsediyor. Evet. Bir yıllık üretimde. Tarihin tam anımsayamadım ama evet. 1880'lerde evet. zannedersem. Ama bir ortalamayı tarihin. veriyor. Evet, evet. 6 milyon kilo e, yasal olarak rejinin aldığı, aldığı 12 milyon kaçağa giden tütün. Yani ayın gacının aldığı. Ayın gacının aldığı. Yani ve çok 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 iç, çarpıcı evet. bir rakam bu tabii. İç piyasada kullanılan. Dolayısıyla Hı -hı. iki katlık bir e, informal bir şey evet. var, piyasa var aslında. Piyasa mekanizması evet, işliyor. Yani evet. Kaçak piyasası var. Hı hı. E, ya bu rakamlar ilerleyen senelerde de çok düşmüyor. Yani hı hı. makas belki daralıyor. Hani evet. resmi rakam biraz daha artıyor. Kaçak biraz daha azalıyor ama kaçakçılıkla şey at başı gidiyorlar sürekli. Resmi tütün işleme olayı. Dolayısıyla bu çok çarpıcı gerçekten. E, yani farklı farklı vilayetlerdeki insanların yüzde sekseninin kaçak tütün tükettiğini gene Donald Quatert kitabında ifade ediyor. Dolayısıyla bu rakamlar topladığımız zaman e, Osmanlı'da reji ile beraber tütün kaçakçılığının zirve noktasına ulaştığını. Bunda tabii ki reji kolcularının uygulamaları da ama bir yönüyle reji şirketinin kendi uygulamalarında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şey, ayıngacılarla ayıngıca, son sonuçta ayıngacılar da silahlı bir evet. şey e, söyleyin. Eee mücehhez müsellah e, müsellah silahlı anlamda. Evet ayın şey zaten kolcular zaten devleti evet. arkasına almış daha şey söyleyin örgütlü daha hı hı. legal bir yapı bunların da zaman zaman çok kanlı çatışmalara evet. ne da şahit oluyoruz değil mi Tarih, tarihi tarihi evet. süreçte yani arşiv belgelerinin birçoğu yani kolcularla ilgili baktığım çalıştığım belgeler ki 3000'e yakın bir belgeden bahsediyoruz biz kolcuları hı hı. E, yansıtan bunların büyük bir çoğunluğu Ayıngacılarla kolcuların arasındaki çatışmaları anlatıyor. İşte bir yerde bir kişi öldü, bir kişi yaralandı, bir yerde şu çatışma yaşandı, yerel hükümet şu tedbiri aldı veya almadı gibi şeylerden bahsediyor. Ama bu noktada çok ciddi bir çatışmanın olduğu ve çok fazla insanın hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz biz. Osman Ticaret ve Ziraat gazetesinde bu rakamın 90 bin kişi olduğu ifadesi var. Bunu ee, abartılı bulanlar da var evet, o rakama. Evet, haklısınız. Abartılı olduğu da düşünülüyor. Meclis-i Mebusan görüşmelerinde de bu sayının telaffuz edildiğini okuyoruz biz. Zabıtları incelediğim zaman bunları da görmüştüm. Hatta bazıları şey filan da söylüyor. İşte 20 bin diyen de var, 90 bin diyen de var. Ölen kişiler, bu çatışmalar sırasında ölen kişilerin. E ve 200 bin kişinin de dolaylı olarak bundan etkilendiği. Çünkü ailelere çocukları vesaire filan da işin içine kattığımız zaman. Yani ortada ki yani o dönem mesela 1900'lü yıllarda İstanbul nüfusu ki en kalabalık şehirlerden birisi 1 milyon. Yani hı hı. 200 bin kişinin etkilenmesi çok ciddi bir sayı aslında. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu noktada Osmanlı sosyal yapısına damga vurmuş bir teşkilattan bahsediyoruz aslında reji kolcuları olarak. Ee, yani yapmaya çalıştığım şey de kitapta bu noktada reji kolcularına hani bir ortada durarak bunların bir iç mekanizması nasıl ve halka karşı uygulamaları nasıl bunu anlatmakta ama yani hem günümüzde olsun ki Milli Eğitim Kitabı'nda da bunun karşılığı var. Hem de geçmişteki türkülerde, yerel basında olsun kolcularla alakalı neredeyse az önce söylediğim gibi hiçbir olumlu izlenime Olum. rastlayamadım ben. Şimdi kaçakçılar halkın sempatisini kazanıyor bu doğru ama e, onları da çok romantize veya idealize etmeyelim. Onlar da e, gerek halka karşı gerek, gerekse kolculara karşı olan mücadelelerinde kıyıcı örneklere, şey yapabiliyor, imza atabiliyor değil mi? Kesinlikle öyle. Ee, biz zaten burada e, tütün kaçakçılarının halk nezdindeki yansımalarını, yani e, karşılıklarını aslında konuştuk ama tütün kaçakçılarının yaptıkları faaliyetlere baktığımız zaman hiç de öyle masum olmadıklarını e, düşünebiliriz tabii ki. E, hatta gerek pazarlarda zorla insanlara, tütünler satmak olsun, gerek hanelerine giderek zorla tütün satmak olsun. Yani öyle çok da romantize ve dediğiniz gibi idealize edilecek bir tarafının olmadığı da çok aşikar. Kaldı ki eski bir tütün kaçakçısı olan Çakırcalı Efe'nin faaliyetlerine bile tek başına baktığımız zaman zaten ee, gerçekten çok da masumane işler sergilemediklerini söyleyebiliriz. Burada halkın yaklaşımını belki ehvenişer olarak düşünmek lazım. Yani e, yabancı bir şirketin rejik kolcularındansa kendilerine daha ucuza tütün satan ve e, yabancı bir şirketin kolcularıyla mücadele eden kaçakçılar tarafını tuttuğunu belki söyleyebiliriz. Ki türkülerde e, ve diğer halk söyleşilerinde bunları görebiliyoruz. Fakat dediğiniz gibi çok da idealize edilecek bir tarafları yok kaçakçıların gerçekten. Peki biraz magazinal format olacak ama e, yine o sizin kitabınızdan okumuştum. Çok dikkatimi çekmişti. Zaman zaman ayıngacılardan Ara transferler de oluyor kolculara evet, evet. değil mi? Evet, yani evet. oradan transfer ediyor Çünkü evet. o ayıngacıların geçiş yollarını biliyor. Efendim nerede evet. ne zaman operasyon olacağını biliyor. Evet. Böyle de transferlere şahit oluyoruz değil mi? Evet, evet. Yani bir kaçakçının kolcu olması meselesi ne rastlıyoruz biz dediğiniz gibi. Çünkü bir kolcunun mücadele edeceği kişiler kaçakçılarsa Bunların nerelerde saklandığı, hangi silahları Tabii. kullandığını en iyi eski kaçakçılar bilir. Eskiden Tabii. kaçakçılık yapan kişiler bilir. Tamam. Çünkü ben burada yaşıyordum, buralara gidiyordum, buralarda şu silahları kullanıyordum derse aslında bir yönüyle ajanlık yaparsa, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, iş daha kolaylaşmış oluyor. Dolayısıyla rejinin de dikkat ettiği noktalardan biri kolcu seçerken eğer varsa mümkünse eski kaçakçılardan bunları seçmek. Çünkü adam hem silah kullanıyor, silah kullanmayı biliyor, iyi biliyor. Hem de kaçakçıların nerelerde konuşulabileceğini biliyor. Dolayısıyla söylediğiniz gibi evet. bunlar var. Şimdi efendim artık sona gel doğru geliyoruz. Son iki sorum kaldı. Bir tanesi şişedir. Ee, şimdi devletin kendi güçleri var. Asakiri, Şahane, şahane ee, polis ve jandarma. Öte yandan da işte paramiliter olarak sizin ifade ettiğiniz kolcular. Bunlar da zaman zaman e, karşı karşıya geliyorlar. Evet. E, çok ciddi vakalar da oluyor. Evet. Burada merkezi hükümet eee yerel yerel şey kitaptan okuduğum kadarıyla konuşuyorum. yerel yönetimler biraz böyle sanki daha opsiyon tanıyor gibi evet. şeye söyleyin. Kaçakçılara. Kaçakçılara. Ama merkezi hükümet işte nizamname üçüncü madde meşhur şu bu. O merkezi hükümet de sanki biraz tolere ediyormuş gibi bir izlenim doğdu bende ama sizinle yaptığım program öncesi konuşmamızda buna çok siz şey yapmadınız, katılmadınız bu görüşe. Yani şöyle, hı hı. yerel hükümet e, kaçakçıları işin aslı büyük oranda destekliyor. E, bu desteğini de onlara silah vererek falan değil de göz yumarak, Gör, göz yumarak, görmezden gelerek, yol, yol vererek, yol vererek. Hı hı. E, i̇şte. E, kendi yöntemleriyle işte bölgenin mutasarrıfı görmezden geliyor. Oradaki Bölge... temel şey nedir? Gü güdüsü nedir? Yani temel güdüsü halk. Yani çünkü yerel hükümet o bölgenin halkından çok et etkilen etkilenir ya. Yani. O halkın da kolculara karşı olumsuz bir intibası tamam, var haliyle. Tamam. Dolayısıyla yerel hükümet de ister istemez bunlardan etkileniyor. O bölgenin mutasarrıfı, işte belki muhtarı, imamı, bu Hı -hı. Bu valisi, bunlardan etkileniyor. Dolayısıyla kaçakçıları bu noktada çok böyle e göz yuman tavırları olduğunu belgeler bize söylüyor. Hı -hı. Sırf bu yüzden bazı kaynaklarda Osmanlı Devleti'nin yerel hükümetleri işte kaçakçıları desteklemesinden dolayı Osmanlı hükümetinin de kaçakçıları desteklediği şeklinde bir intiba oluşmuş. Hı hı. Fakat ben buna katılmıyorum. Neden hı. katılmıyorum? Hı hı. Çünkü yerel hükümetle merkezi hükümeti birbirinden ayırmak gerekiyor. 19. yüzyıl belgelerini inceleyen herkes şunu net bir şekilde görür ki 19. yüzyıl merkezi hükümetin yerel hükümete tahakküm kurmakta zorlandığı bir dönemdir. Yani Dahiliye Nezaretinin vilayetlere emir verip uygulatamadığı bir dönemdir. Ee, veya işte uygulatsa bile zorlandığı bir dönemdir. İşte maaşların ödenmediği karışık bir dönemdir. Yani bürokratik anarşi diyorum ben buna tırnak içerisinde. Sadaretin dahiliye nezaretine verdiği emir, belki dahiliye nezaret, belki şehre emanetine verdiği emir çok uygulanmıyor şehre emanet tarafından vesaire. Böyle bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi yerel hükümet kaçakçılara yol verince hı, hı. Herkes şey zannediyor. Osmanlı'da kaçakçılara destek verdi gibi zannediyor. Halbuki böyle bir şey yok. Ben incelediğim belgelerde ne Yıldız Sarayı'nın yani Abdülhamit'in ne de Sadaret'in kaçakçılara yol verin. Kaçakçılara işte görmezden gelin dediğini veya da bunu ima eden buna benzer bir şeye rastlamadım. Yani yerel hükümet var. Evet. Bu, evet. bu vaka. Evet. Ama merkezi hükümetin ve sarayın Abdülhamit'in ne kadar rahatsız olsalar bile kolculuk Çok anlamlı bir padişah. Abdülhamid. Evet öyle. Ne kadar rahatsız olsalar bile ki İstanbul'da 500 tane eli silahlı yabancı bir şirketin şeyinden bahsediyoruz. Yani Abdülhamit'in evhamını düşüneceğimiz zaman bu gerçekten onun için korkunç bir şey. E şimdi buna baktığımız zaman buna rağmen nizamnameye uyan, hakem pozisyonda bir merkezi hükümet görebiliyoruz. Göremiyoruz. Yani kaçakçıları desteklemeyen ama kaçakçıları ee, hani şöyle söyleyeyim kolculara da gerektiğinde şey yapan müsamahalı davranan... Yani çok da içine sindirememişti evet. merkezi hükümet. Hatta Abdülhamit hükümet içinde hükümet diye evet, bir reji şirketi var. için tam olarak bu tabiat içinde hükümet, hükümet içinde hükümet diyor. Hükümet diyor. Hı hı. Çok sevdiği bir şey değil reji şirketi hı hı. ama nizamnameye de bağlı kalıyor. Bağlı kalıyor. Bağlı Bağ. kalıyor. Ha, bu bağlılık diyebilirsiniz ki nizamnameye olan saygısı da olabilir. Veya dış güçlerin yapacağı müdahaleden tedirginlik de olabilir. O da olabilir. Devlet ciddiyeti. Devlet ciddiyeti de olabilir. Bunların hepsini opsiyon olarak düşünebiliriz. Ama günün sonunda şunu söyleyebiliriz. Daha yani merkezi hükümetin kaçakçılara yol vermesi diye bir durum söz konusu Çok değil. Iyi. Peki. Şu çatışmaya da gelelim. Yani asker asakir Şahane asker polis ve jandarma kol, kolcuların çatışmasında neler oluyor? Neler Ya Şöyle nizamnamede söylediğim gibi reji nizamnamesi hazırlanırken reji kolcularına destek vermek üzere asakiri şahane, hı hı. polis ve jandarmada destek olması durumu söz konusuydu. Yani nizamname de bu var. Fakat e, asakiri şahane'nin başta olmak üzere çok da buna taraftar olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle Serasker Rıza Paşa zamanında reji şirketinin ısrarlı bir şekilde bak nizamnamede yazıyor işte bize destek olun kaçakçılara karşı filan demesine rağmen Asakir Şahane hiçbir şekilde ee, hiçbir şekilde demeyeyim. Kısm yani kısma çok nadir belgeler var ama neredeyse hiçe yakın bir şekilde destek vermiyor. Destek vermiyor. Jandarma Jandarma'yla daha bir sanki daha iyiler. Biraz daha, daha, daha iyiler. iyiler. Daha yerelde mücadele hı. ettikleri dönemlerde daha iyiler. Asakir-i şahane'nin destek vermemesinde rejik Asakir-i şahane'ye karşı olumsuz uygulamalarının da çok büyük etkisi. Hatta var. onları bile arıyor değil mi? Yani arıyor onları... ayrı arıyor. Kaçak tütün bulduğuna kafasına taşla vurma örnekleri var. Belgelerde öldürdüğü çok örnek var. Evet. Ben evet. sadece 7-8 tane rejik kolcusunun Asakir-i Şahane'yi. Yani askerin. Askeri. Osmanlı askerini. Resmi üniformalı Osmanlı askerini öldürdüğünü ve bunun reji tarafından korunduğunu gördüm belgeler içerisinde. E şimdi bu noktada sen nasıl yardım bekleyebilirsin ki Asakir-i Şahane'den? Biri bu ikincisi Asakir-i Şahane'de az önce söylediğim gibi tütün kaçakçılığı yapanlar da var askerler içinde. E şimdi reji şirketiyle ve reji kolcularıyla çok da örtüşen bir tarafı yok gördüğümüz gibi. Dolayısıyla evet. beklediği desteği hiçbir şekilde Asay i Şahane'den bulamayacak. Hatta reji kolcularının kışlaları ablukaya aldığı bile var. Yani bildiğiniz kaçak tütün satıyor gerekçesini göstererek askeri kışlaları abluk altına aldıklarını rastladım ben belgelerde. Dolayısıyla böyle bir manzarada Sarasker Rıza Paşa da diyor ki yani kardeşim diyor bu adamlar kaçakçılık yapıyorsa ki yapıyorlar. Şey de biliyor bunu. Ser Asker Rıza Paşa da biliyor. Yapıyor olabilirler. Ama sen bu adamı düşman askeriymiş gibi kalkıp kafasına taşla vurmak, öldürmek filan bunları yapma. Sen diyor bunu kışlasına kadar takip et. Zaten bu adam neticede kışlasına gelecek. Sen bunu subayına şikayet et. subay gerekeni yapsın. Rejide diyor ki ben kaç kere bunu söyledim diyor. Bir çözüm olmuyor diyor. Yani iki tarafında kendi aralarında bir güven zafiyeti, hı hı. bir iyi niyet zafiyeti olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Yani tedbir alma konusunda ser, yani asakir Şahane çok ciddi tedbirler almıyor. Reji şirketi de çok cebri, çok zor, zorba bir şekilde müdahalede bulunuyor. Polisler zaten sayı olarak çok daha sınırlı olduğu için onlarla çok örtüşemiyorlar. Jandarma ise yerelde irtibat ve ittifak kurdukları zamanlar oluyor ama genel anlamda jandarmayla da çok uyuşamıyorlar. Yani reji kolcuları Osmanlı güvenlik güçlerinden beklediği yardımı çok da göremiyor diyebiliriz aslında. Evet. Ben bir tespit yapıp son soruyla kapatmak istiyorum. Tespit şu... Lütfen. Şimdi e, İstanbul'da e, benim e, hatırlayabildiğim kadarıyla bir Beşiktaş'ta şu an yerinde yerler esiyor diyebiliriz ve Üsküdar'da Şemsi Paşa Camii ile Üsküdar İskelesi arasında reji binaları vardı. Hmm. Hani halk or oraya re tütün depoları hmm. derdi. Anne memleketim Düzce'de de e, devasa bir tekel e, binası evet. vardı. Halk oraya da reji binası derdi. Depremde hasar gördü 99 depremde sonra e, yıkıldı bir şekilde. Yani daha sonra yıkıldı depremde değil. Rejinin bizim toplumsal hafızada hala Cibali Tütün Fabrikası, evet, evet. şu an Kadir Has Üniversitesi. Üniversitesi, o da reji binası olarak evet. anıla gelmiştir. E, hafızada hala canlılığını koruya denilebilir. E, bir de kolcular meselesi. Ben bir yazımda e, bir kolcudan bahsetmiştim. E, evet, kolculuk e, 1925'te e, sona eriyor ama e, şey olarak, e, deyim olarak... Devam Informal ediyor. olarak, en formel yani. olarak devam ediyor. Ben bir e, kolcu bir rahmi abiyle görüşmüştüm, o evet. orada da mesela hala halk onla e, reji kolcusu diyordu. Evet efendim. Hani hala bizim toplumsal hafızasında devam eden bir şey var. E, şimdi efendim son soru şu ve ekleyecekleriniz, o da şu e, yaklaşık kaç sene demiştiniz rejinin faaliyeti? 45 yıldır, 45 yıldır. 45 yıl bitiminde işlem tamam oluyor mu? bunlar istediklerini alabiliyorlar mı? Çünkü o hala benim aklım şeyde o 6 ile 12 arasında. Hı -hı. Orada çok ciddi bir kaçak var orada. Evet, yani evet. hem öyle kaçak hem vergi kaçağı var. Evet, evet. E, yani o, o, o dengelere bakabildiniz mi çalışmalarınızda? Yani şöyle, duyunu bir kere reji şirketi topladığı vergilerin 750 bin lirasını doğrudan duyunumluya aktarmak zorunda. Tamam. Eğer artan bir miktar olursa bunu da e, Duyun Osmanlı hükümeti ve kendi yani içinde. De alıyor değil mi? Tabii tabii. Kendi içinde ama 750 bin liraya. 750'yi bulamazsa hükümet alamıyor. alamıyor. Tamam. Hepsi duyulunmuyor gibi. Tamam. 750'nin artan miktarını duyulunmuyor hükümet ve reji şirketi bölüşüyorlar belli tamam. oranlarda. Tamam. Ee, maksat hasıl oldu mu peki? Ha. Yani e, diye soracak olursak reji şirketi e, tütün vergisi toplama konusunda başı yani şöyle 1 milyonun üzeri 1 milyon liranın üzerine çıktığını biliyoruz biz vergi noktasında. E, bu açıdan baktığımızda ve bir sistem de getirdiğini biliyoruz. Her ne kadar e, şey yapmış olsa da yani cebri uygulamaları kendisinin ve gayri resim uygulamaları olmuş olsa da 1 milyon liranın üzerinde vergi topladığını biliyoruz. E, ve Osmanlı duyunu yani duyunumiye idaresine Osmanlı'nın borçlarının ödenmesi noktasında bir kaynak aktardığını da biliyoruz. Bu yönüyle bakarsak eğer maksat reji şirketinin kuruluş maksadı eğer Osmanlı borçlarının ödenmesi noktasında tütün vergilerini inhisar altına almaksa bu açıdan maksat hasıl olmuş diyebiliriz bir yönüyle. Ama yöntem olarak bunu nasıl yaptığı noktası olarak ki tartışma konumuz bu zaten işte insanlara zorlayarak ruhsatname vermeyerek kolcularıyla cebri bir şekilde baskı uygulayarak filan yaptığı için reji şirketi her ne kadar Osmanlı borçlarının ödenmesi noktasında Duyun Umiye ile bağlantılı çalışmış olsa da e, halkın gözünde çok da olumlu bir izlenim edinmemiştir diyebiliriz. Yani e, ekonomik anlamda belki maksat hasıl olmuş olabilir ama sosyal, sosyal yaralar sosyal yaralar anlamında çok daha derin yaralar açtığını söyleyebiliriz. Vallahi en az bu kadar da sorular sorabilirdim size ama e, Zamanımız kısıtlı. Evet. Ekleyeceğiniz varsa e, onları almak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınızın olur. tozuyla Yalova'dan kalktınız. Şu, bu sıcaklarda Hı. buraya geldiniz. Estağfurullah. E, tekrardan teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim. Ekleyeceğim bir şey yok. E, çok keyifli bir sohbetti. Siz de bu konuda yazıp çizen birisi olduğunuz için zaten e, olayın bu şeye vakıfsınız. O noktada zaten sohbet akıp gidebilirdi. Daha da uzayabilirdi tabii ki. Yani zamanımız sınırlı söylediğiniz Burada gibi. da maksat hasıl oldu mu efendim? Evet burada da maksat hasıl oldu inşallah. Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz size. teşekkür ediyoruz. çökertmeye tez yalısın Ciğerime ateş aldı Aman kurşun yarası Burası da aspat değil Halilim Aman bir tez yalısın